Hay gaz bro. Yok, bu olmadı. Merhaba seçmen. Oldu mu? Olmadı. Selam aleyküm. Ya bizim kimi getirsene? Ödüm koptu. Vallahi Allah aşkına versene. Yok canım. Yok yok. Yok yok. Valla şaka yapıyorsun. Gelemez o kadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. 716.75 kuruş. Kesin o başkasının kidir ya. Başkasının da başkasının. Safa artan 716.75 kuruş. Ya buradan elektrik dağıtım şirketine gerçekten çok teessüf. Bak konuşamıyorum. Çok teessüf ederim. Resmen hani anladınız. Kol kadar fatura göndermişsiniz ya. Allah'tan korkun ya. 159 lira dağıtım bedeliydi nedir lan? TRT payı 8 lira 29 kuruş. Laklak TV payı nerede? Bir de önce 2 aydan 0,12 kuruş varmış. O da bu aya devredi. Helal olsun adamlar kuruşunu bırakmıyor ha. Ya Allah'tan korkun ya. 159 lira 85 kuruş dağıtım bedeli ne ya? KDV'si 109 lira. Elektrik tüketim vergisi 20 lira 72 kuruş. Arkadaşlar böyle neşeli olduğuma bakmayın, bana da bir kol gibi elektrik faturası geldi. Tam tamına 716 TL. Ben de az önce bu programı çekmek için yani elektrik faturalarının çok yüksek geldi, buna bir tepki olarak bir video çekmeyi düşünüyordum. Onun için de şöyle girişler hazırlamış. Ne bu fatura kardeş? Hadi kendimizin müşerri diyorlar. Ayol elektrik değil. Artık elektrik faturası bizi çarpıyor. Çıs. Ay dikkat, soygun var. Kimmiş o soyguncu? Elektrik dağıtım şirketi diye böyle esprilerle sözle videoya girecektim ki benim özel kalem bana böyle bir fatura getirene kadar. 716 lira 80 kuruş. Harbiden söylüyorum arkadaşlar, siz evde kendinizi şarj mı ediyorsunuz? Son ödeme tarihi de 10-12-2018. Bu ne demek oluyor? Dayanacağız. Aynı onunla kadar bu parayı çıkartacağız. İsmini vermek istemiyorum bu elektrik dağıtım şirketinin, reklam oluyor biliyorsunuz. Adamlar oradan elektrikten bizi sömürüyorlar, bir de buradan reklamdan sömürmesinler. Sanal başkan olarak yüksek elektrik faturalarına parmak basıyor. Arkadaşlar bu tarz elektrik faturası gelmemesi için söyleyeceklerimi uygulayın ve yüksek elektrik faturalarından kurtulun. Elemanlar bunu asıl siz iyi dinleyin, bir daha böyle yüksek faturalar gelmez. Birinci kural, kullanmayın. Kullanmazsanız gelmez. 2. Evde ütü mü yapıyorsun? Bu tarz közlü ütü kullan. Akşamları evde lamba açık olmadan oturamıyor musun? Gaz lambası kullan. Yok başkan, bu devirde gidip gaz nereden bulacağız? Hem onu yaktığımız zaman böyle kara dumanlar atıyor. Evin tavanı batar. Vallahi de hanım beni paralar diyorsanız çırak kullan. Dumanı mumanı yok. Hem böyle mum gibi de yandığı için akşamları evde romantik ortam, yengeyle birlikte güzel bir akşam yemeği de yiyebilirsiniz. 4. Telefonlarınızı falan evde şarj etmeyin. Gidin bir kafede oturun, bir çayınızı için, çay içerken de telefonları o sırada ne yapın? Şarj edin. 5. Bu faturadaki dağıtım bedelini ödemek istemiyorsanız trafodan gidip elektriğinizi kendiniz evinize getirin. 6. TRT payı. Bunu ödemek istemiyorsanız televizyonda izlemeyin. 7. Sayaç okuma bedeli. Sayacın resmini çekin, kendiniz götürün. Deyin, aha bak ben resmi çektim getir. Kendim okudum. Bunu da ben yazdım. Bu şekilde davranın arkadaşlar. Sadece geriye kalan enerji fonu falan filan onlarla birlikte aylık 50-60 liradan elektrik faturanızı ne yapabilirsiniz? Düşürebilirsiniz. Ya devlet zam yapır. Devlet yatırıp gününüze ayrı zam yapmıyor. Bir tutturmuşsun, devlet bize zam yapır. Devlet bize zam yaptı. Devlet. Ne devleti ya? Ne devleti? Arkadaşım elektriği dibine kadar kullanıyorsunuz. Evde kendinizi şarj ediyorsunuz. Evet. Sokak lambalarına siz elektriği veriyorsunuz. Sanayiye, fabrikalara falan siz kabloları veriyorsunuz. Ulan hani kablo? Korkam sonu biz de öyle olalım. Ömer geç arkaya geliyorum. Bu elektrik faturasını eserine nasıl sağlar? Buna bir dur dememiz lazım. İki neye dur dememiz lazım? Sokak fiyatlarının yükselmesine. Korusun. Kuru soğan, ay ay ay. Kimse bizi soğanla terbiye etmeye kalkmasın. Soğan bizim kırmızı çizgimiz, ona göre. Biz Türkiye olarak günlük 4.800 bin kilogram soğan tüketiyoruz. Elektrik alsın başını gitsin, doğalgaz alsın başını gitsin, petrol fiyatları alıp başını gitsin. Ama soğanı asla. O soğanı size yedirtmeyiz, biz yiyeceğiz. O 5 liradan düşün aşağıya. TBMM 0001 beni bul. Ankara beni bul. Beni aday yapın. Ben yarın tanımadım. Bir kişinin taziyesine gidip oturup hüngür hüngür orada ağlayacağım. Düşünsene der ya, bu merhumun neyidir? Bu kadar kendini paraladı. Der ona karışmayın, ona elektrik faturası gelmiş.
Şu anda tüm Bingöl olarak hepimiz bu durumdayız. Kimse çatırtmamaya başlıyor. Ya dönüp diyorsun ki elektrik faturası çok yüksek gelmiş ya. He ya hiç sorma ya, bu ay biraz yüksek geldi. Sen yanında ölüyorsun. Lan nasıl diyelim. Ya o erkekler eve girdi zaman diyor lan. Lan oğlum bu elektrik faturası nedir lan? Evde kendinizi şarj mı ediyorsunuz? Evde karıya bağırmasını biliyorlar çoluk çocuğa. Ya kardeşim sen karıya çoluk çocuğa bağırma. Şu adres vermiş gibi olmayayım, sıkıntı olur mu olur? Yanımızın bizim başımıza patlar. Bunu düşürün. Tüketmeyerek düşürün. Geçen gün baktım bir kalabalık var, millet oturmuş ağlıyor hüngür hüngür. Dedim Allah rahmet eylesin. Tanımadığın kişilerin de taziyesine gitmek sahaptır dedim. Gittim. Veli ruhu el fatiha dedim. Adam dedi aynen abi bunlar var ya. Bunlar bizi öldürmeden gömdüler dedi abi. Ya ne oldu dedim kardeş. Abi dedi alayımıza dedi kol gibi dedi elektrik faturası gelmiş abi dedi. Onun için toplanmışız ağlıyoruz. Ben de taziye zannettim gittim. Meğersem elektrik faturası yüksek gelmiş, adamlar toplaşmış ağlıyor. Ya abi dedim bırakın bunun için ağlanır mı ya. Bir bu eve gittim baktım bana da 716 lira gelmiş. Baba bir geri hışım. Lan gittim oraya. Dedim vay lemine. Şu anda da Laklak TV'nin çekim stüdyosuna çok yüksek. Elektrik faturası geldiği için biz de kemer sıkma politikasına gidiyoruz. Spotları kapatın arkadaşlar. Bundan sonra beni net görmek istiyorsanız ekrana el feneri vurun. Bundan sonra yayınımız böyle karanlıkta olacak. Bizi izlemeye devam edin. Paylaşmayı, destek olmayı, abone olmayı, beğenmeyi, sağa sola herkese söylemeyi unutmayın. Laklak TV devam ediyor. Yo arkadaşım bu yukarıdaki şeyi de kapat lan. Tepedeki şeyi de kapat. Bir kafeyden telefonu şarj edeyim. Flash açtım ya.